Bu videoda değişik bir şey deneyeceğim. ChatGPT'ye program yazdırmaya çalışacağım. Elimde Opta var. Opta Arduino IDE ile programlandığı için Arduino IDE'de, yani Arduino programında bir şeyler yazmasını isteyeceğim ama öncesinden şöyle başlayalım. Ay. Önce dedim ki merhaba, Türkiye'de ilk karşılaşanlar birbirlerine hal hatır sorarlar, nasılsın, iyi misin? Evet, Türkiye'de genellikle insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında ilk olarak merhaba diyerek selamlaşırlar. Ardından genellikle nasılsın veya iyi misin gibi hal hatır sorma cümleleri kullanır. Bu nezaket ifadesidir ve karşılıklı hoşgörüyü ifade etmek amacıyla kullanılır. Karşıdaki kişinin durumunu sormak, onunla bir iletişim kurmaya başlamak için yaygın bir gelenektir bu selamlaşma. Ve hal hatır sorma Türkiye kültüründe önemli bir yer tutar. Genellikle samimi bir iletişim kurma aracıdır. Ya ben insanlığımı yapayım da ne olur ne olmaz, yarın öbür gün bunlar dünyayı ele geçirirler. Bizi kesmeye başlarlar da derim ki ChatGPT'ye ben senin halini hatırını sormuştum. Oradan yırtamaz mıyız diye sordum. Yani ben insanlığımı yapayım arkadaş. Neyse, şimdi gelelim ana konumuza. Şöyle başlayalım. Arduino'nun 3 numaralı pini ne olacak şura? Arduino'nun 3 numaralı pinine bağlı butona bastığımız sürece 5 numaralı pine bağlı LED'i 1000 milisaniye aralıklarla yakıp söndüren milis komutuyla programı yazar mısın? Gönderelim. Elbette diyor. Hakikaten yazacağım mı? Elbette şuna yazdı mı? Aa, milis komutuyla yazmadı ama. Delayla yazdı. Son durum muhtemelen doğrudur da. Soruyu milis ön plana çıkartacak şekilde bir daha tekrarlayalım. LED'i milis komutu ile Arduino'nun 3 numaralı pinine bağlı butona basıldığı sürece 5 numaralı pinine bağlı LED'i 1000 milisaniye aralıklar ile milis komutu ile yakıp söndüren programı yazar mısın? Tekrar gönderelim. Milise başladı. Demek ki doğru soruyu sormak ya da soruyu doğru biçimde sormak önemli. Program bana yazdı. Şaka mı ya? Şimdi bunu kopyalayacağım ben. Ctrl C, Ctrl A ve V. Şimdi Arduino IDE programını aldık. Şimdi bir aşağı indireyim. Şimdi tabi burada bazı değişiklikler yapmam lazım. Ben bunu Opta'yı biliyor mu ya? Opta'yı tanıyor mu? Şöyle tanıyorum demeyelim de. Maalesef Finder Opta PLC biliyor musun diye sordum. Maalesef mevcut bilgi kesim tarihim olan Ocak 2022, 23, 24 bir yıldan fazla olmuş ya. Finder Opta PLC'yi özel bir bilgi kaynağı olarak belirtmem mümkün değil. Finder'i biliyor. Genellikle röleler ve otomasyon ürünleri konusunda bilinen bir şirket. Ancak spesifik bir ürün veya modeli ile detaylı bilgiye sahip değilim. Teknik destek al diyor. Şu veri tarihi de bayağı geç ama. Tamam. O zaman Arduino'da programlayacağız. Opta'ya göre bunu ne yapacağım? Düzelteceğim. Açalım programı. Bu pin numaralarına gerek yok. Niye pin numaralarına gerek yok? Zaten standart adresleri var bunların. Onları da alayım şuraya. LED D0, Ctrl C, A0, input'um. Alalım bakalım buraya. Şimdi ne diyeceğim? Buton pin dediği yere A0'ları koyacağım. Başka... LED'leri şey yapalım. LED pin dediği yere de LED D0 koyacağım. A0 mis. Şimdi burada ne yaptı? A0 input, D0'ı... Aha, şuradan başlayalım. Alalım, özür. Buton state diye integer alan açıldı. Bu muhtemelen 0 dedi. Buton durumuna bakacak. Unsigned long bir veri alanı açtı. Previous milis dedi. Önceki zaman dedi. Const long diye bir alan açtı. Yani long bir hafıza alanı açtı. Buna da const sabit dedi. Interval dedi. Buna 1000 milisaniye dedi. Süre olarak girdi. 1000 yani milisaniye olarak girecek bunu. A0 input. Tamam. Buton state buton durumunu A0'dan oku dedi. Buton durumu heyse dedi. Current milis olarak. Ha, burada hafıza alanı açmadı. Yani mevcut durum olarak. Buraya tekrar bir değer atadı. Halbuki bunu yukarıda alabilirdi. Almadı. Unsigned long hafızalarında current milis dedi. Buna dedi milisten al dedi. If current milis, yani şu an demin okuduğu mevcut milis durumu eksi önceki milis durumu bu ara süreden büyükse ya da eşitse, bu yani ne diyor? Mevcut durumdan bir önceki durumu çıkart diyor. Şurada arada interval verdiği değerden büyükse diyor, şeyi güncelle. Bu ne?
mevcut yani önceki zamanı mevcut zaman olarak güncelle diyor. Daha sonra gel ha buraya yazmış ama bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Buraya gel diyor. If komutunu ne yaptı? Kapamadı. Açtı burada. Kapamadığına göre bu if'ler de onun içerisinde. If digital read let D0 lowsa diyor. High yap. Diğer bir olasılık da high'dır. Bunu da low yap diyor. Programı kapa. Bunun haricinde diyor şey diyor low yap diyor. Digital let D0'ı. Ha if'e bunun olduğu sürece giriyor. Doğru. Bunu bir göndereyim. En azından hata bulmadı ya programda. Gönderdi. Program çalışıyor. Şimdi programın şu kısmını tekrar açıklayayım size. Buton durumunu aldı. Integer alanda. Unsigned long'la önceki zaman diye bir alan açtı. Yine sabit bir long alan açtı. Interval dedi buna. 1000 milisaniye koydu. Bu karşılaştırma yapacağı. Yani birer saniye aralıklarla dediğim için o değer input output'lara atadı. Buton durumunu evet gitti butondan A0'dan okudu. Şu if'i açtıktan sonra şu altındakiler o if'e ait. Else birlikte. Bu if'in çıkışında bu else var. Onu söyleyeyim. Diyor, dedi ki şurada unsigned long alan açtı. Current milis'i yukarıda açmadı. Bunu niye böyle yaptı bilmiyorum. Mevcut zaman değerini aldı. Current milis mevcut zaman değeri eksi previous milis yani önceki zaman dilimi çıkarıldığında bu değer interval'den yani şuraya girdiğimiz değerden büyükse bir önceki zaman dilimini current milis olarak aldı. Tamam mı? Yani zamanı güncelledi. Şimdi buraya ne zaman girecek? Aradaki süre 1 saniyeden büyükse girecek. Onun haricinde girmeyecek. Şurada yapıyor karşılaştırmayı. Ondan sonra aradaki şey 1 saniyeden büyükse zaman LED D0 yanıyorsa şu anda low'a çekti. Yani low sönükse dedi onu yak dedi. Yanıyorsa else bir diğer olasılık LED D0'ı low yap dedi. Şu da şu else'te ilk buton sorgusu yaptığımız şu if'in else'i butondan elini çekmişsen LED'i söndür dedi ve gayet başarılı ya. Şimdi demin soruyu farklı anladı, farklı cevap verdi. Şimdi bir daha bunun üstüne gideyim. Farklı cevap verecek mi diye. Arduino 3 numaralı pinde giriş olduğu sürece 5 numaralı pine bağlı LED'i 1000 milisaniye aralıklarla yakıp söndüren program milis komutuyla yazar mısın? Burada farklı bir çözüm verecek mi? Aynı çözüm verdi. Peki şöyle yapalım. Şu milis sona attığı sürece çok şey yapamıyor. Bir daha deneyeceğim. Şuraya yapıştırayım. Şunun önüne alayım. Oo farklı bir çözüm verdi. Yani burada soruyu anlama biçimi, bizim yazma biçimimiz biraz değiştikçe cevapları da değişiyor. Önce şunu bir kopyalayayım, bir yere alayım. Şimdi gelelim tekrar buna. Şurada da var copy kod. Ctrl V. Pin 3. Buna ne diyeceğiz? Bu pinleri siliyorum. Otto'da programlayacağım için. Input output. Bu pin, buton pin yerine A0. Şu LED D0. Buton durumunu oku diyor. Buton pinden. Bu biraz daha kısa oldu. Burada buton state alanı açtı. Bir önceki zamanı açtı yine. Yine zamanı açtı. Constant long diye. 1000 milisaniye için. Buton durumunu oku. Buton durumu eğer 1 ise dedi. Yani butona bastığımız sürece sorduğumuz için. Unsigned long current milis. Yani bunu yine burada aldı. Şuraya hafız alanı açıp current milis demedi. Bunu dedi git dedi mevcut zamandan oku dedi. Mevcut zaman eksi bir önceki zaman büyükse dedi. Birden dedi. 1000 milisaniyeden dedi. Mevcut zamanla güncelle dedi. Tamam mı? Zamanı. Artık buraya girdi. Güncellemiş. Güncellesin. Buraya girdi. Digital read dedi. Pin dedi. LED pin. LED pini de değişeceğiz. Şunu değişeceğiz. LED pini dedi. Mevcut LED pinle dedi. Tersi buraya yaz dedi ya. Enteresan. Şu input'u da A0 olarak alalım. Buton durumunu oku. Şimdi bir daha yanlış yazdım ya. Büyük küçük harfi duyarlı mı ki? O zaman bunlar büyük yazacak. Emin değilim. Ben sadece Opto'nun anlayacağı şekle çeviriyorum. Buton durumunu aldı. Bir önceki zaman diye long hafızalarını açtı. Yine long sabit interval koydu buraya. Zaman değeri koydu. Git digital read oku dedi. A0'dan dedi. Buton state durumu hey ise dedi.
Bir Seyhani dedi. Bir tane dedi kanıt milis diye bir hafıza alanı açtı ve bunu mevcut zamanı bunu atadı. If current milis büyükse dedi zaten bu if sorgusundan sonra bu if'e giriyor. Yani buton basılıysa bu kısım çalışıyor. Mevcut zamanı şu olmadan neyse şimdi şunu bir yapayım. Aradaki fark dedi eğer dedi binden dedi büyükse dedi led'in dedi durumunu dedi dijital led'e yaz. Ne yaz? Mevcut durumun tersini yaz dedi. Çünkü niye? Şurada if sorgusu 1 saniyede bir giriyor. Yani 1000 milisaniyede bir giriyor. Bunu göndereyim. Özür. Burayı değişmeyi unutmuşum. Demek ki büyük harfe duyarlıymış ya. Yani büyük harfe duyarlı. Evet şimdi hatırladım. Çünkü bunları falan yazarken bazı komutları küçük harfle yazdığımızda kabul etmiyordu. Switch case'teydi galiba. Arada boşluk olduğumu kabul etmiyordu. Evet duyarlı. Şimdi hatırladım. Bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor ya. Bunu da yine alayım oraya da. Kontrol C. Başka bir şey daha soralım. Numaralı diyelim ne oldu demeyelim de. Arduino 3 numaralı pine bağlı butona basıldığında 5 numaralı pine bağlı led yansın 4 numaralı pine bağlı butona yazıyor ya. Şunu on off dedi. Çalıştırma durdurma pini dedi. Led pin güzel ya. Buton durumu. İki butonun da durumu. Buna A0. Bu ne? Çalıştıran buton. A0 diyeceğim. Bir dakika bu ne dedi? Buton step. Bunları ellemeyeceğim. Şu. Buton durumlarını sorguluyor. Direkt üstünden sorgulamadı. A0. A1. Şimdi arkadaşlar bazılarınız diyecek ki hoca saçma sapan işler yapıyorsun onu alıyorsun oraya kopyalıyorsun böyle yapıştırıyorsun. Çorbaya çevirdim videoyu. Açık söylemek gerekirse var ya bugün benim başım ağrıyordu. Kendime gelmeye çalışıyordum. İlaçları falan içtim. Kendime gelirken de yatmayayım dedim. Şu bilgisayarı kurcalayayım. Aklıma geldi. ChatGPT ile program yaptırabilir miyim diye. Ondan sonra hadi bu denemeyi yaparken de bunu bir şekilde videoya alayım dedim. Şu anda var ya başım o kadar tatlı ağrıyor ki. Yani bu kafayla ancak bu kadar yapabiliyorum. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam mı? Ay. Buton state on. Çalıştıranı buton şuradan al. İşte tarih buradan oku. Bunu A1'den oku. Opta'yı daha bilmiyor. Çünkü bu program ChatGPT'nin güncelleme 2022 Opta o dönemler ya da daha sonra çıkmış olabilir. Çok fazla da veri yani bununla Opta ile ilgili program yazabilmesi için çok fazla da verinin olması lazım. Çok fazla veri yok. Belki Opta ile ilgili Türkçe ilk ortaya videoları çıkaran benim bundan sonra hani veriler arttıkça direkt buradan Arduino'ya göre yazdırıp Opta'ya atmama gerek kalmayacak. Direkt Opta pinleriyle falan da yazacak yazacaktır yani. Led pin, Led D0 diyelim. Led pin low. Şunları değiştirelim. Burada buton state yani çalıştırma ve durdurma A0'ın ve A1'in şeylerine bakıyor. Buton durumlarına bakıyor. Atamalarımızı yaptık. Buton A0 ve dijital read A1'den durumları başta okuttu. Eğer A0'ınki 1 ise led'i yaktı. Else dedi. Diğer bir olasılık. Offsa dedi. Else de sordu bunu. Bir daha if sorgusu açmadı. Tamam. Yani normalde bunu iki if ile açarız. Biz de bu. Else if. Özür. Dediğim gibi hakikaten kafamı toplamakta zorluk çekiyorum. Else if ile açtı. Else ifse dedi. İkinci buton. Haise dedi. Söndür dedi. Bunu gönderiyorum. Arkadaşlar hakikaten kusura bakmayın. Şu anda sırf zaman geçirmek için başladığım bir iş videoya dönüştü. Bir kahve yapayım kendime de bir içeyim ya. O kadar ilaç içtim midemi delecek. Gönderdi deniyorum. Çalışıyor ya. Valla bunu yakında bizim çocuklar da şey yapar keşfeder. Verdiğimiz ödevleri buraya yaptırır yaptırır getirirler. Daha şu ana kadar ayıkmadılar ya da ben farkında değilim. Başarı konusuna geldiğimizde de ChatGPT'ye dur önce bir teşekkür edeyim. Ya ben insanlığımı yapayım da bunun yarın öbür gün torunları başımıza robot kesilir. Kesmeye kalkarlar derim ki ben senin deden ChatGPT ile muhabbetimiz vardı aramız iyiydi derim de belki yırtarım. Başarısına gelince doğru soruyu sormak önemli burada. Milis komutunda ilk şey yaptı. Delay komutuyla yaptı. Daha sonra soruyu biraz değiştirdim. Milis'e döndü. Soruyu biraz daha değiştirdim. Milis'i daha kısa halde çözdü. Bu biz soruları ne kadar doğru sorarsak o kadar düzgün cevaplar alabiliyoruz. Valla benim için değişik bir deneyimdi ya. Yani Arduino programlama ders notunu bundan birkaç yıl önce çıkarttım.
Orada da hep gezdim. Millet nasıl yapmış, ne yapmış, ne etmiş. Hatta C kodlarıyla böyle benim 3-4 satırda yaptığımı tek satırda yapanlar olmuş. Tersim döndü bu nedir diye. O zaman bayağı ben oynardım bununla ya. Açık söylemek gerekirse benim hoşuma gitti. Yani benim için de ilk defa böyle bir deneyim oldu. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki video.